İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Hakan Altunalan görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Şiirlerle menkıbeler. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh. Ölüm nedir? Ölüm, ruhun bedene olan bağlılığının sona ermesi olup vuku bulur ansızın. Ölüm, kulun bir halden bir hale dönmesidir. Bir evden başka eve göç etmesi gibidir. Zira buyuruyor ki Rabbimiz bir ayette, her bir canlı ölümü tadacaktır elbette. Bir şeyi tatmaksa hayatla mümkün olur. Öyleyse kul ölmekle yok olmaz, hayat bulur. Ölüm ile bu hayat sona eriyorsa da, başka hayat başlıyor bu sefer de mezarda. Ahirete nazaran bu dünya bir hayaldir. Ahiret asıl olup dünya gölge gibidir. Her şeyin hakikati bulunur ahirette. Dünyadakilerse hepsi bozuk ve sahte. Hakikat alemidir. Hiç yok olmaz ahiret. Bu dünya fani olup yok olur en nihayet. Kabir, ahirette dünya arasındadır. Ahirete dünyadan daha da yakındadır. İşte bu yüzdendir ki kabirdeki o hayat, daha aşikar olup asıldır ve hakikat. Herkesin bir eceli, ölüm zamanı vardır. O vakit ne ileri ne de geri alınır. Her bir ecel bellidir, doğmadan daha önce. Her insan ölecektir, ecelleri gelince. Bir insanın dünyada rızkı biterse eğer, eceli gelmiştir ki ruhunu teslim eder. Ve ansızın terk edip evladını, malını, Hazreti Azrail'e teslim eder canını. Nerede, ne vakitte ve hangi memlekette öleceği bellidir her insanın elbette. Doğuda öleceği takdir olduysa eğer, o muhakkak o yere gider ve vefat eder. Zira anlatılır ki bir zaman Melekül Mevt Süleyman peygamberi eylemişti ziyaret. Bir kimse var idi ki orada olanlardan, melek onun yüzüne dikkatle baktı bir an. Hazreti Azrail'in ona böyle dikkatle bakması çok korkuttu o kimseyi gayetle. Melekül Mevt gidince düşünüp bunu biraz, Hazreti Süleyman'a bu işi eyledi arz. Dedi, ey Nebiyallah, emredin de rüzgara, götürsün beni hemen çok uzak bir diyara. Zira bugün çok korktum Hazreti Azrail'den. Çok uzağa gidip de kurtulayım elinden. Süleyman peygamberin emriyle rüzgar dahi Hindistan'a götürdü acele o kimseyi. Bir müddet zaman geçti. Ölüm meleği yine Süleyman peygamberin geldi ziyaretine. Peygamber sual etti. Ey Azrail, ne için yüzüne dikkatle ve sert baktın o kişinin? Dedi,
emir aldım ki o kimsenin ruhunu Hindistan'da alayım. Burada gördüm onu. Sonra emir üzere o memlekete vardım, onu orada görüp ruhunu teslim aldım. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Efendim hoş bulduk. Buyurun efendim. Efendim İslam alimlerinden Mevliya Kenan'dan olan Yahya bin Muaz-ı Razi Hazretleri buyuruyorlar ki, senden meydana gelen bir hata sebebiyle seni özür dilemeye mecbur eden, beraber olduğunuzda kendisine mudara etmen icap eden ve kendisine Allah-u Teala'ya dua ettiğinde beni de hatırla demeye ihtiyaç duyduğun kimse hakiki dost olamaz buyuruyor Yahya bin Muaz-ı Razi rahmetullahi teala. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. İyi günler hocam. Buyurunuz. Hocam sizlerden ve dinleyicilerden dua istiyorum hocam için. Allah-u Teala razı olsun. Cenab-ı Hak hidayet nasip etsin. Cenab-ı Hak sizlerin de bizlerin de ahir ve akıbetten hayır eylesin inşallah Teala. Amin inşallah. Hocam namaza durunca hani lomba arkamızda olursa önümüze yansıyan gölge acaba resim şeyine giriyor mu? Bir de bir kızımız şey sormuştu hocam. Saç böyle şey yapıyorlar, topuz yapıyorlar. Onu genelde saçtan değil de hocam şey yapıyorlar, üzerine ek olarak bir şey koyuyorlar. Baş büyük dursun, hani eşarp daha şey, düzgün dursun diye yapıyorlar onu. Hocam bir de şarvarla namaz kılmayı sorulmuştu bir ara sizlere. Siz kılına bunu söylemiştin ama şimdiki şarvarlar hocam eski şarvarlara benzemiyor. Yani 2 metre, 1,5 metreden yapıyor. Yani hani böyle azıcık da olsa vücut hatları belli yapıyor yani. Peki efendim. Namazda yine şey olarak vücuda hani yapışan bir elbiseyle namaz kılınır mı hani şey olarak vadin diyorlar ne diyorlar onu hocam da bilmiyorum öyle bir şey söylüyorlar fani olarak. Bir de hocam çocuk kaç yaşına kadar avret yerine bakılır yani bir de avret bozulur mu çocuğu elindeydiği zaman? Bu duyduğum kadarıyla Şafii mezhebinde oluyor ama Hanefi mezhebinde de çocuk kaç yaşına kadar avret yerine bakılır hocam? Peki efendim. Bir de kadınların pamuk kullanması Hanefi mezhebinde idrar yolu ağzına yani orucu bozar mı onu soracaktım. Hocam bir de mirası hani şeye kalan mirası kadına verirsek kocasının haberi olur yani. Hani, kadına versek de olur mu yani? Aynı eve girdiği için bu geçerli oluyor mu hocam? Neyi yani? Neyi mirası mı? Evet, mirası kalan bir miras var azıcık yani 3-5 kuruş neyse onu diğer direkt yani beyefendiye değil de hanımına verebilir miyiz yani? Geçerli olur mu yani? Vermiş olur muyuz böylece yani hocam? Peki efendim. Çok teşekkür ederim hocam. Siz teşekkür ederiz, hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Alo, iyi günler. İyi günler, buyurun. Benim hocama birkaç sorum vardı. Hocam, kitap okuyunca diyorsunuz ki kim yazmışsa onu kalbi onunla bağlantıya geçer hocam. Peki çocuklara hocam normal hani yabancı yazarların yazdığı kitapları okutmak olur mu? Doğru olur mu hocam? Bunu soracaktım. Bir de hocam ben Maliki mezhebini taklit ediyorum. Hocam nereden niyet ediliyor abdest alırken? Yüzü yıkarken mi eli yıkarken mi? Onu soracaktım hocam. Hocam bir de çocuklarım spora gidiyor voleybola. Göndereyim mi hocam? İki kız çocuğum bir de bir oğlum var. Onlar gitmek istiyor. Hocam bir de sizden hayal ederek bir şey sormak istiyorum hocam. Cevabını da biliyorum. Ama yine de sizin tam olarak bir açıklamanızı istiyorum hocam. Hocam benim bir akrabam var. 7 kızı var. Hiç oğlu yok. Bu son çocuğunda doktor ona demiş ki sen gel işlemlerini yapalım. Seni Kıbrıs'a gönderelim. Kıbrıs'ta orada tüp bebekle çocuğun hani cinsiyetini tayin ediyorlar. Hani gitmesi doğru olur mu? Gitsin mi hocam? Peki efendim. Bu kadar hocam. Peki, çok teşekkürler. Teşekkür ederim hocam. Allah razı olsun. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Selamun aleyküm efendim. Aleyküm selam. Hocam 5 tane soru sormak istiyordum da hocam. Buyurun. Hocam birinci sorum siz bir ara hocam bizim sayfada yazmıştınız. Erkeklerin sarı ve kırmızı elbise giymeleri
Tenzih-i Mekruh'ta diye okumuştum hocam. İlk defa orada öğrendim. Ben bu bilgiyi öğrenmeden önce aldığım sarı ve kırmızı elbiseler var hocam. Öyle çok öyle alev kırmızı değil hocam, sarısı değil. Bunları giysem, hocam atsam olmaz. Haram, işte israf olur. Giyersem tenzih-i mekruh olur. Ne yapacağımı bilemedim. Başka bir kavilde caiz olduğu bildiriliyor. Giyebilirsiniz. Tamam hocam. İkinci sorum hocam şöyle. Eskiden hocam İslamiyet'i bilerek yapılan camilerde hocam helayı lavabonun altında yapmazlardı. Hocam ayrı bir yerde yapıyorlardı. Şu an günümüzdeki camilerde şey yapıyorlar. Hela direkt caminin altında yapılıyor hocam. Cami atıyorum hocam, namaz kılmaya gitti. Daha sonra zamanımız müsait, atıyorum din kitabı okumak da istiyoruz. Lavaboya sıkıştık. Caminin altındaki lavaboları kullansak caiz olur mu? Peki efendim. Hocam çünkü sorun İslam ahlakında şöyle bir şey okudum da anlayamadım. Çok oraya açıklasanız memnun olurum hocam. Şey yazıyordu, 27. kalp hastalanırken fasık kimseye tevadu edenin dininin üçlüsü gider. Zalime tevadu edenin halinin nasıl olacağını buradan anlamalıdır. Hocam bildiğim kadarıyla İslam ahlakı kitabında kafire karşı dahi kibirlenmemiz caiz değil. Şimdi hocam fasık bir kimseye karşı kibirlensek olmaz. Tevadu etsek de olmaz. Zillete düşsek de olmaz. Hocam bu durumda nasıl hareket etmemiz gerekiyor? Onun ölçüsü nasıl olmalı diye merak ettim hocam. Peki efendim. Hocam bir de dinim İslam'da şöyle bir yazı okumuştum da kafam karıştı, anlayamadım orayı. Peygamber Efendimiz için yürüyen Kur'an demek caiz değilmiş hocam. Bu mezhepçilerin, o dinler reformcuların sonradan uydurduğu sözlerdenmiş. Bunun hikmetini anlayamadım hocam. Bunu biraz açıklayabilirseniz hocam. Peki efendim. Hocam son sorumsa hocam bir ara anlatmışsınız hocam. Hanefi mezhebinde borç verirken zaman tayini yapmak faiz olur diye anlatmıştınız. Çünkü hocam Şafii mezhebinde de borç verirken zaman tayini yapmak faiz olur mu? Bunu merak etmiştim hocam. Şafii'yi bilmiyoruz ama Maliki mezhebinde faiz olmuyor. Mecbur kaldığımız zaman biz Şafii'lerde Maliki mi taklit edelim hocam? İyi olur. Yapalım. Evet efendim. Tamam hocam, teşekkür ediyorum. Peki, teşekkürler, hayırlı günler. Buyurunuz hocam. Efendim... İlk dinleyicimiz, bakın maşallah bereketli. Namaz kılıyoruz dedi. Önümüzde mesela elektrik lambası var. Camilerde de var mesela. Bu ateşe karşı namaz kılmak mekruh diye yazıyor kitaplarda. Bunlar ateş değil. Efendim elektrik sobası var. O da değil. O köz. Yani kitaplarda bildirilen. Soba yanmış olsa sobanın kabağını kapatıyorsun. Kalifer petekleri soba. Ateşe karşı kılmıyorsun. Sobanın içerisinde. Peki dinleyicimizin merak ettiği, dediği insanın tepesinde veya tam böyle biraz gerisinde lamba şey yapıyor, gölge vuruyor. Yani gölge oluşuyor falan. Onun da mahsuru yok. Güneşte açık havada namaz kılarken de insanda gölge oluşur. Bazen öyle denk gelir ki hakikaten gölge önüne gelebilir. Onun da mahsuru yok efendim. Bu resim gibi midir diye soruyor. Resim gibi değil efendim. Efendim, gelelim saçların düzgün olması için böyle tepeye tokak gibi bir şey yapıyorlar falan. Yapsın, onun mahsuru olmaz. Efendim, şalvarla namaz caiz diye siz söylediniz ama dedi şimdiki şalvarlar dar. Yani pijama gibi veyahut da iyice böyle hatlar belli oluyorsa erkeğin bile mekruh olur. Ona dikkat etmek gerekiyor. Eğer öyleyse yani namaz için uzun bir etek. Onu namazlık için uzun bir etek ayaklarına kadar inecek şekilde hazırlamalı. Zor bir şey değil. Efendim, çocuğun dedi avret yerine. Küçükken böyle çocuğun avret yerine zaruret miktarı bakılır. Yani çocuğa küçük olduğu için her zaman avret yeri açık olan avret yerine bakılır manasında değildir. Yani çocuğun alt değiştirecektir. Açıyor falan o zaman sohbeti dalıyor. Telefonu cevap veriyor, uygun değil. Çocuğa günah olmaz ama anne babaya günah olur. Yani bir an önce çocuğun alt değiştirilecekse, pudrulayacaksa onları değiştirir, hemen kapatır, biter. Zaruret miktarıdır. Zaruret miktarıdır. Ve sabiyken aynı şekilde bunlar olur. Çocuk kendisini şey yapmaya başlayınca artık hele buyla erdiyse hiç caiz değil. Annesine babasına da caiz değil. Efendim, mesela oruçluyken pamuk kullanmak. Hanefi'de mahsur yok, kadının da erkeğin de kullanabilir. İdrar yolu ağzına koyduğu zaman orucuna zarar vermez. Ama Şafii mezhebindekiler buna dikkat etmesi lazım. Çünkü İmam-ı Şafii Hazretleri bozulur buyuruyor. Ona dikkat edilmeli. Peki Erkeğinki de bozulur pamuk koyarsa. Tabii erkeğinki de bozulur. Peki öyle bir durum var ki hakikaten kontrol edemiyor. O zaman Hanefi mezhebini taklit ettir. Çünkü mezhepler rahmettir. Yani kendi mezhebinde çıkış yolu yoksa
Bu Şafii'deki. Şafii'deki. O zaman çıkış yolu bir direk bir mezhep taklit edilir. Mesela şeyde de zekat vermede de Şafii mezhebindekiler Hanefi mezhebini taklit edebiliyor. Necaset konusunda Hanefi ve Şafii mezhebindekiler Maliki mezhebini taklit edebilir. Çünkü İmam Malik Hazretleri'nin bir kavline göre necaset namaza mani değil. Efendim bir miras kalmıştı dedi. İşte onu dedi miras anladığımız kadarıyla erkeğin hakkı. Bunu hanımına versek olur mu? Olmaz. Hak kimi sona verilir. Hanımıma verebilirsiniz derse olur mu? Olur. O zaman olur. Yoksa öbür türlü olmaz. Bu tersi de olmaz. Mesela kadınındır, kadına kalmıştır, götürüp beyine vereceksin. O uygun değil. O uygun değil. Burada şöyle bir şey var herhalde. Adam çarçur edecek belli ki veya işte ne bileyim içkiye kumara yatıracak o parayı. Ha öyle bir durum söz konusuysa, hanımı tembih ederler. Mesela evin ihtiyaçlarını alır, evin ihtiyaçlarına kullanır, kendine kullanamaz. O sana punduna denk getirir. Bu zaten işte daha önce sana mirastan gelenlerden aldık. Sana mirastan gelmişti falan diye öyle denebilir. Gene denmesi ve söylenmesi gerekir. Efendim gelen diğer dinleyicimizin suallerine siz dedi anlattınız dedi. Yani kitap okunduğu zaman o kitabı yazanın kalbiyle okuyanın kalbi bağlantıya geçer. O zaman çocukların eline böyle yabancı yazarlar vermek, onları okutmak, onlar uygun mu? O abuk subuk kimseler uygun değil. Çocuğun yetişmesinde ona lazım olan bilgiler varsa o zaman tamam. Ödev veriliyor mesela. Ha, ödev veriliyordu tamam ama onun dışında ha çocuğun mesela diyelim ki efendim okumasını ilerleteceksin de uygun kimselerin kitaplarını seçmen lazım. Orada seçici davranman lazım. Farkına varmadan çocuğun kalbine o adamın küfür zulmeti, bidat zulmeti, mezhepsizlik zulmeti girer. Çocuk da ondan sonra dejener olur, bozulur gider. Aa bu çocuk durduğu yerde niye bozuldu? Sen bozdun. Ona dikkat etmek lazım. Dinleyicimizi tebrik ederiz. İyi yakalamış. Efendim Maliki mezhebini taklit ediyorum dedi dinleyicimiz. Abdest alırken niyet ne zaman olur? Önce gusülden başlarım. Gusülde önce eli yıkarken niyet ettim gusül abdesti almaya Maliki mezhebine uymaya. Abdeste de iki yerde bildirmiş. Ya eli yıkarken hemen başlarken niyet ettim abdest almaya Maliki'ye uymaya. Veya diğer üç mezhepte yüzü yıkarken diyor Hanefi, Şafii, Hanbeli mezhebi. Ve Maliki mezhebinin de bir kavline göre yüzde buyuruyor. O da dolayısıyla yüzü yıkarken. Ama efendim ben vesveseliyim, tereddüt ediyorum. Hem elimi yıkarken hem de yüzümü yıkarken niyet ediversem olur. Mahsur olmaz. Efendim iki kız bir oğlum var dedi. İşte spora gitmek istiyorlar falan dedi. Şimdi spora gidecek de yani dinleyicimiz mesela kitap meselesinde sordu. Orada avret yerler açık mı değil mi? En azından daracık şeyler giyecekler değil mi? Şort giyecek mesela. Şort giyecek. Caiz değil. Uygun değil. Efendim daha bu lüğa ermedi. Çocuğun hayasını yırtıyorsun. Farkına varmadan. Yani isterse bunları evde halledebilirler. Evin bir odasında. Bunlar halledilebilir. Bazı şeyler alır. Onlar onun çalışma odası olur. Orada girerler. Kaldırma mı yapar, egzersiz mi yaparlar. Efendim olur mu falan. Ya olur olmaz diye bir şey söz konusu değil. Çünkü ben hatırlıyorum. Okula giderken barfiks çektiriyorlardı beden eğitimde. Onu çokça çekmen lazım. Ki aynı şekilde melek haline gelsin. Ama hakikaten ya yapa falan. Evde bir odanın birisi müsaitti. Oraya ben böyle barfiks yapabilecek bir şey yer yaptım odada. Orada nenem rahmetlerdi. Oğlum ne yapıyorsun falan. Ne dedim ya da sınıfta kalacağım dedi. İyi yap derdi ne bilsin kazanacağız. Ya övmek gibi olması kimse de duymasın da böyle şey yaptığım zaman 20 defa çok rahat çekiyordum. Hiç yorulmuyordum. Boğum kaslarınızı ona mı boşlusunuz? Evet aynen öyle. yani insan ne için çalışırsa Allah-u Teala yaratıyor. Dolayısıyla hani diyecek ki efendim evde olmaz. Ya ben aynı şekilde derme çatma Allah-u Teala rahmet eylesin. Yani ben acınmak için söylemiyorum. Babamdan Allah rahmet eylesin. O kadar imkanı vardı adam lazım. Onlar şey yapmıştı. O imkanlar içerisinde uyduruk bir şey yaptım ve barfikste çekmiştim. Evde yapıyordum bunu. Dolayısıyla yapılabilir, yapılamaz değil. Ya burada önemli olan herhalde şey değil mi? Harama düşmemek yani. Harama düşmemek tabii. Kız çocuklarının ayrı bir yerde aynı şekilde başında kadın
rehberler eşliğinde falan birbirlerinin ahiret yerlerini görmeyecek şekilde yapılıyor falan. Olsa olur tamam da, ama o da zor. Onu bulmak da biraz zor. Bir de dedi bir yakınımızın dedi hani kız çocukları oldu ama erkek çocukları olmadığı için dedi. 7 tane kız olmuş. Evet. Kıbrıs'ta işte demiş tüp bebek vasıtasıyla. Çünkü tüp bebek tamam caizdir de ama onu kocası dışarıda döllendirilmiş olan spermayı kocası alıp rahme koyması lazım. Öbür türlü haram olur biliyor. Caiz olmaz. Çünkü rahatsızlık değil. Hastalık değil. Erkek çocuk olması için de özür değil. Özür değil. Yani. Özür değil. Peki efendim. İkinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı Resulullah Efendimizin açıklaması olmasaydı. Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim'de icmalen, yani kısa ve kapalı olarak bildirilen hükümleri açıklamasaydı, Kur'an-ı Kerim kapalı kalırdı. Resulullah Efendimizin varisleri olan müçtehid alimlerdi, hadis-i şeriflerdeki kısa ve kapalı hükümleri açıklamasalardı, İslamiyet'in hükümleri kapalı kalırdı. Bunun için her asırda gelen müçtehid alimler, Resulullah Efendimiz'e tabi olarak kısa ve kapalı olarak bildirilen hükümleri açıklamışlardır. Nahl suresinin 44. ayeti kerimesinde Peygamber Efendimiz'e hitaben meal olarak insanlara indirdiğimi onlara beyan edesin buyurulmaktadır. Beyan etmek, Allahü Teala'dan gelen ayetleri başka kelimelerle ve başka suretle anlatmak, açıklamak, izah etmek demektir. Müçtehid alimler de ayetleri beyan edebilselerdi, anlamı kapalı olanları açıklayabilselerdi, Allahü Teala Peygamber Efendimize sana vahyolunanları tebliğ et, bildir buyurur, beyan etmesini açıklayıp izah etmesini emretmezdi. Şeyhülislam Zekeriya rahmetullahi aleyh buyurdu ki, Resulullah Efendimiz Kur'an-ı Kerim'de kısa ve kapalı olarak bildirilenleri açıklamasaydı, mezhep imamları da kapalı olarak bildirilen hükümleri açıklayıp izah etmeselerdi, Kur'an-ı Kerim'deki böyle hükümleri hiçbirimiz anlayamazdık. Mesela Peygamber Efendimiz, abdesti nasıl alacağımızı hadis-i şeriflerle bize bildirmeseydi, tatbiki olarak göstermeseydi, nasıl abdest alacağımızı Kur'an-ı Kerim'den çıkaramazdık. Namazların kaç rekat oldukları ve orucun, haccın, zekatın hükümleri, keyfiyetleri, zekattaki nisap miktarları, şartları, farzları ve sünnetleri Kur'an-ı Kerim'den çıkarılamazdı. Resulullah Efendimizin getirdiklerinin ve bildirdiklerinin hepsine, hikmetlerini, delillerini anlamasak bile iman ve tasdik etmemiz lazım olduğu gibi, mezhep imamlarımızdan, müçtehid alimlerden gelen bilgilere de delillerini anlamasak bile İslamiyet'e muhalif olmadıkları için iman ve tasdik etmemiz lazımdır. Müçtehid olmayanların mezhepler arasında ayrılıklar bulunduğunu gördükleri halde hepsine inanmaları ve tasdik etmeleri lazımdır. Müçtehid olmayan birinin bir mezhebi hatalı görmesi o mezhebin hatalı olduğunu göstermez. O kimsenin hatalı olduğunu, anlayışının kıt olduğunu gösterir. Bu sebeple Peygamber Efendimizin ve onun varisleri olan müçtehid alimlerin bildirdiklerini, naklettiklerine inanmak, iman edip kabul etmek lazımdır. Bu alimlere itiraz etmek, Peygamber Efendimiz'e ve böylece Allahü Teala'ya itiraz, karşı gelmek olur. Nisa suresinin 46. ayeti kerimesinde mealen, onların iman etmiş olmaları için aralarındaki anlaşmazlıklarda seni hakem yapmaları ve vereceğin hükme razı olmaları, teslim olmaları lazımdır buyurulmuştur. Bu ayet-i kerime, Resulullah Efendimizin hükmünden, İslamiyet'in emrinden sıkıntı duyanlarda iman olmadığına alamettir. Seyyid Ahmet Tahtavi Hazretleri Dürrül Muhtar haşiyesinde buyuruyor ki, tefsir alimlerinin çoğuna göre, dinde fırkalara ayrıldılar ayet-i kerimesi, bu ümmette meydana gelecek olan bidat sahiplerini haber vermektedir.
En'am suresinin 153. ayetinde mealen doğru yol budur, bu yolda olunuz, fırkalara bölünmeyiniz buyuruldu. Yani Yahudiler, Hristiyanlar ve başka sapıklar doğru yoldan ayrıldılar, siz de bunlar gibi bölünmeyiniz. Ali İmran suresinin 103. ayetinde mealen hepiniz Allahü Teala'nın ipine sarılınız, fırkalara bölünmeyiniz buyuruldu. Tefsir alimlerinden bazıları Allahü Teala'nın ipi cemaat, birlik demektir dediler. Fırkalara ayrılmayınız emri böyle olduğunu göstermektedir. Cemaat de fıkıh ve ilim sahipleridir. Netice olarak Peygamber Efendimizin varisi olan müçtehid alimlerden bir karış ayrılan dalalete düşer ve Allahü Teala'nın yardımından mahrum kalır, cehenneme gider. Çünkü müçtehid imamlar yani fıkıh alimleri doğru yoldadırlar. Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetine yapışan bunlardır. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Efendim, son dinleyicimizin sualleri vardı. Daha önce gazetede nakletmiştiniz erkeklerin sarı ve kırmızı giymesinin tenzihen mekruh olduğu. Evet, kitaplarda öyle yazıyor. Fakat yine buyuruyor ki daha sonra gelen alimler başka aynı şekilde deliller bularak caiz olduğunu bildirmiştir. Mesela şeyde de var o. Erkeklerin siyahtan başka bütün renklere saçlarını boyaması caizdir. Sonra gelenler erkeklerin de siyaha da boyamaları caizdir diye bildirilmiş. Dolayısıyla kullanılabiliyor. Efendim, kadınlar için de geçerli mi bu? Yani siyah dahil her şey. Kadınlar hepsini boyayabiliyorlar. Onlar serbest. Siyah, beyaz, yeşil, kırmızı. Karışık renkli. Tabii hepsi serbest. Şeye göre, mevsime göre. Mesela şimdi kışın beyaza boyayabilir. Yani kar rengi. Kar rengi. Hı-hı. Bahar gelince yeşile boyar. Yazın neye boyayacak? Kırmızı. Sıcak. Sıcak. Şeyde de sonbaharda da sarıya mı boyasın? Evet. İyi, sen tayin ettin artık renkleri. Tamam, böyle uygulana. Fermanımız ola. Tövbe yarabbi. Erkekler de boyayabilirler canım. Orada bir sınırlama yok. Elbise konusunda, renk konusunda kadınların da aynı şekilde bir sınırlaması söz konusu değil dinimiz. Ama şey itibariyle erkeğin de kadının da böyle dikkat çeken cafcaflı şeyleri 10 kilometreden gözüküyor falan. Dolayısıyla onları kullanmak erkek için de kadın için de, yani bir yerde bir hadis-i şerif var. Bir kimsenin dünya ve ahiret işlerinde parmakla gösterilmesi felaket olarak ona yetişir. Onun için uygun değil buyurmuş din büyükleri. Bütün bu hadis-i şerifleri tanımışlar. Böyle herkesin dikkatini çekecek şekilde yapmak uygun değil. Şeyde sen de oturdun Fatih'te, Hüseyin Hilmi Efendi'nin hanımefendileri. Allah Teala rahmet eylesin. Amin. Osmanlı Hanım, Seyyid Abdülhakim Arvası Hazretleri de talebesiydi aynı zamanda o hanım. Mesela hanımlarla, bizim hanım da aynı şekilde şey yapıyor falan. Yani Müslüman bir kadının başörtü dahil, manto, parçası dahil ve giyeceği elbiseler dahil. Yani öyle bir ölçü bildiriyor ki hakikaten onun bildirmiş olduğu renkler ve şeylerle Müslüman bir hanım dışarı çıktığı zaman kimsenin dikkatini çekmez. Dönüp kimse de bakmaz. Madem yükseldi, yakalamışlar. Bu mübarek çok şeydi, hassas dokunulardı. O konuda da hassas tabii, taviz de vermiyordu. Tabii. Rehberlik de yapıyordu. Evet. İyiydi ama ne yapayım? Allah Teala rahmet eylesin, şefaatlerine aile eylesin inşallah Teala. Tabii onlar mesela yanına girip de onların belirttiği ölçülerde, İslamiyet'in belirttiği ölçülerde yanlarına girip çıkınca başörtüsünü değiştirenler de oluyormuş ama yani. O artık onların problemi. Tabii onlar vefat edince bozuk baştan bozuktur derler diyenler hani hocam. Onlar vefattan sonra bakıyorsun bunların hepsi sapır sapır döküldü, muhalefete geçtiler. Demek ki başından bozukmuş. Hemen abiler rahmet öyle derler. Allah rahmet eylesin. Hani bir kimseye sonradan değil buyurlar. Baştan bu böyle. Başından böyle. Peki niye kendini gizledi? İşte ne geçecek seline, menfaat için bilmem ne için falan kendini gizlemiş. Bozuk baştan bozuk, sonradan bozulma değil. Efendim dinleyicimizin... Şey, özür dilerim, boyatmamak evla mıdır peki? Yani öyle bir şey ortaya öyle bir çıkar kayıt, mı? Ha, öyle bir kayıt yok da, şimdi şöyle söyleyeyim.
Yani 70 yaşına doğru gidiyorum. Saçım olsa, hepsi de ağırmış olsa, boyatsam ne olur? Sırıtır yani. Yani ne kadar natürel de olsa ama yine de belli oluyor zaten. Sırıtıyor yani. Şimdi Mustafa Bey, bu hani bazılar diyor işte yüzünü gerdir de işte efendim şu kremi kullandım gençti. Ya ne gençlesi? Cenab-ı Hak böyle yaratmış bunu. Hani zaman zaman anlatıyorum, ben bir çocukken köyde işte bölge bölge izin verirlerdi. Şu bölgeden işte ağaç lazım, saçam ağaçlar falan, ormanlıklar vardı, kesebilirler falan diye. Tabi babamlarla beraber biz de çocuğuz giderdik falan. Babamlara direkt soramazdım ama onlardan yaşça biraz daha küçük bizimle diyalog kuranlar oluyordu falan. İşte bazen işte böyle mesela bakar, aa bu işte 10 yaşında, bu 20 yaşında ağaçlara bakıyorlar, söylüyorlar. Allah Allah dedim ya. Bunlar ekmedi bunu. Ormanda büyüdü. Hadi dedim bu adam aşağıda yani kendi tarlasının başına bir kavak ağacı ekti. İşte 10 sene önce öktüm, 10 yaşında doğru. Yani çocukluk aklımla bunu muhasebe ediyorum. Birisine sordum, nerede biliyorsunuz dedim, bunu biliniyor bunun yaşı. Bir dakika şimdi ağaç kesti, ben sana gösteririm dedi. Kestiler ağacı. Gel dedi şimdi. Kestikten sonra ortasından itibaren boğumları var ağacın. Halkalar var. Halkalar var, daire daire. Say bakayım dedi. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11. 11 yaşında dedi. Her bir sene o boğumu atar dedi. Bunlar dedi yaşını gösterir. Bunlar yaşını gösterir. Zamanla dedi, yani tabii, tamam kesince burada boğumundan anlaşıldığı gibi dedi. Zamanla dedi mesela dedi onun oradaki kabuklarından, ondan sonra budaklarından, dallarından da dedi bunun kaç yaşında olduğu tahmin edilebilir. Ama dedi o zamanla meleke kazanır. Ama bu net dedi. Ama bu net. Şimdi onun dediği gibi benimki de net. Bu yüze boyalasan ne olacak, boyamasan ne olacak? Allah Teala böyle yaratmış. Yaş ilerledikçe yaşlanıyor. Yani cilt de bozuluyor. Cilt de bozuluyor. Ondan sonra kıvırcıklar meydana geliyor. İstediğin kadar gerdir. İstediğin kremi kullan. Allah Teala her yaşa göre aynı şekilde bunu eskiyecek, yıpranacak ve ölecek şekilde yaratmış. Ha, bir zaruri bir durum olur. Zaruri bir durum olur. Hastalık sebebi olur. Veyahut da aynı şekilde ne bileyim hani hakikaten önemli bir şey olur falan da boyatılabilir. Bir manisi yok dinen. Ama insanlar nezdinde, insanlar nezdinde gene geriye gittiğinde şimdi 70 yaşına yaklaşmıştı. Köydeydik, ilkokuldaydık falan. Gece o zaman lüksler vardı. Sen onlar da bilirsin o lüksleri de. Maalesef biliyorum. Maalesef biliyorsun. Şimdi lükste gitmişler. Bir işte bir kuyu varmış da o kuyuda işte altın mı ne varmış falan filan gidiyorlar. O kuyunun üstü kapalıymış. Açmışlar adam aşağıya salınca orada da işte metan gaz mı ne gazlar biriktiği için adamı ölmüş orada. Adamı cenazesini geldi dağdan. Işıklar falan gözüküyor böyle lüksle gittikleri için köyden gözüküyor. Allah nenem rahmetli. Böyle derdi rahmetli. Karını aynı şekilde beşi bir yerde mi takacaktı? 70 yaşına gelmiş, ne yapacaksın altını falan, tamam mı? Ne yapacaksın derdi falan. Hakikaten öyle ya. O yaşa gelmişsin artık yani. Bir hayalin uğruna. Evet, bir hayalin uğruna. Her yaşın kendisine mahsus aynı şekilde güzellikleri var. Yaş ilerledikçe evet çok şey elden gidiyor. Ama o insana bir şey hatırlatıyor. Aciz bir varlıksın. Cenab-ı Hak böyle diledi. Yüzünü ahirete dönersin. Ondan sonra tövbe istiğfarını arttırırsın. Cenab-ı Hakk'a yalvarmanı arttırırsın. Bir fırsattır o. Çünkü Cenab-ı Hak buyuruyor ki yaptığınız, söylediğiniz her şeyin ben hesabını soracağım. Ama dünyada oturur kendi hesabınızı kendiniz yapar. Tövbe istiğfar ederseniz ben bunu kabul eder ve silerim buyuruyor. Böyle bir Rabbimiz var. Yaşlanınca, hastalanınca bu imkanı veriyor Cenab-ı Hak. Bu imkanı veriyor. Bu da kul için büyük bir nimettir. Sonsuza göre düşündüğün zaman o çok büyük bir nimettir. Dolayısıyla erkeklerin sarı ve kırmızı aynı şekilde giymelerinin caiz olduğu da kitaplarda bildirilmiş. Efendim caminin altına helal yapmak. Tabii ecdadımız edebe uygun hareketlerdi. Üstü de altı da aynı şekilde Kabe'nin kıble olduğu için camilerde de o saygıyı göstermiş. Caminin kenarlarına yapmışlar bu helaları. Şimdi Cumhuriyet döneminde o saygı ne gezer? Adam yapıyor, ondan sonra gelin diyor şunun kıblesini bir tayin ediverin. Yani başından bile aynı şekilde sakat sakat işler yapıyor falan. Baştan bozuk. Yumurta büyüklüğünde bir cami yapıyor. Ondan sonra üç şerefeli minare yapıyor ondan sonra. Acayip garip bir şey. Ne mimari mimariye benziyor, ne yer yere benziyor falan. Peki böyle bir durumda caminin altına helal yapıldıysa gidilebilir mi? Gidilebilir. Efendim fasıka tevazu eden işte dininin üçte biri gider mealinde ifadeler geçiyor. Hani dedi
ben bunu anlamıyorum falan, hani kafire bile aynı şekilde. Şimdi din büyüklerini anlatırken buyuruyorlar ki, hatta bir sual bile var İslam Ahlak kitabında. İşte hiç kimseye tepeden bakmamalı, hiç kimseye kibirlenmemeli. Peki o zaman onlara emir maruf nasıl yapacaksın o zaman zilletlezi? Orada bir ifade geçiyor. Buyuruyor ki kafire olsun ki, herhangi kim olursa olsun kimseye karşı kibirlenmemeli. Kafirleri de sevmeyiniz diye Rabbimizin emri. Biz onun emri olduğu için sevmeyiz onları. Sevmeyiz. Onlara kibirlenmeyiz. Ya vakardır o. Ha, kibirliye karşı kibirlenmek vakar. Şey sadakadır. Hadis-i şerif var da kibirliyse ama. Ama fasık kimseye tevazuyu gösterdiğin zaman, onun aleyhine olur. Aa, benim yaptıklarım bunlar kabul ediyor derler. Dolayısıyla onlara sert davranılır. Niçin sert davranılır? Sert davranmasının sebebi emir maruftur. Ya benim işlediğim hatalar yüzünden bana bunlar böyle muamele ediyor. Tövbe etmek hatırına gelir. Onun lehine o. Yani İslamiyet'in bildirmiş olduğu cezalar da onun için. Mesela Eshab-ı Kiram Hanımdan Efendilerimiz birisi bir şey yaptığı zaman Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam mesela onu gözüm görmesin deyince Eshab-ı Kiram da şak diye kapıları kapatıyor, onunla görüşmüyorlar. Bir müddet sonra o ağlıyor, yalvarıyor, yakarıyor, tövbe istiğfar ediyor. Vahiy bile geliyor, Allah-u Teala tövbesini kabul etti, seni de affet diye Peygamber Efendimiz'e. Dolayısıyla orada nice incelikler var. Nice incelikler var bizim bilmediğimiz şekilde. Dolayısıyla günah işleyene karşı da tavır koymalı. Ona sen tevazu gösterecek olursan adamın yapmış olduğu iyi şeyleri, kötülükleri tasdik ediyorsun. Ve adama diyorsun ki sen iyi yoldasın. Ya adam azıtır gider ya. Hem kendin kaybettin hem o kaybetti. Yazık, günah olmaz o. Ona kibirlenmek, tepeden bakmak değildir ona. Ona ihtardır bu. Efendim yürüyen Kur'an demek aynı şekilde uygun değil, bidattır. İslam alimleri böyle bir ifade kullanmamışlar ki. Ne demek? Kur'an-ı Kerim yürüyor mu? Yok, haşa, Allah'ın Teala'nın kelamıdır Kur'an-ı Kerim. Böyle bir ifade aynı şekilde mezhepsizlerin ağzından, zındıkların ağzından çıkmıştır. Ehl-i Sünnet alimlerinin ifadesinde böyle bir şey yok. Ne demek ki bu? Kimin için kullanıyor ki? Yürüyen Kur'an hafızdır. Hangi sureyi sorsan şey yapıyor. Adam da yürüyor ya. Yürüyen Kur'an. Olur böyle şey. Adam ezberlemiştir. Ha, şimdi yürüyen kütüphane denebilir. Adam çok biliyordur da böyle ifade kullanmıştır. Kullanılmıştır. Ama yok. Bu uygun değil. Borç verirken zaman tayini dedi. Şafii mezhebinde de aynı şekilde Hanefi mezhebindeki gibi faiz mi onu bilmiyoruz. İnşallah tabii bakarız veya bilenlere sorarız. Zaman tayin etmek Hanefi'de faizdir. Ama Maliki mezhebinde değil. Çünkü Saadet-i Ebedi kitabında rastlamıştım. Orada buyuruyor ki Hanefi mezhebinde olanlar Maliki mezhebinde bu şey değil. Hani zaman tayini faiz değil. Caizdir. Şafii de caiz olsaydı yazarlardı belki. Maliki mezhebi diye bildirmişler. Oradan hatırımızda. Dolayısıyla Maliki mezhebinde caiz. Eğer Şafii mezhebinde de caiz değilse Şafii mezhebindeki bir Müslüman da hele bu zamanda birisine borç verdi, zaman tayin etmezse ya adam zaten istemiyor, borç ver, kapat gitsin üstünü diyecek adam. Bu zamanki insanlar öyle. Sıkı sıkı senet almak gerekir. Yani çok sıkı şey yapmak gerekir. Adam sen vermesen bile aynı şekilde çalıp götürüyor. Hususi adamlar bunun için aynı şekilde çeteler kuruyorlar. Yok AVM'lerden para çekmeler, yok eve girmeler, yok bilmem neler, uydurup söylüyor. Allah Teala şerlerinden muhafaza buyursun inşallah Teala. 78 yaşında bir anneannem var diyor bir dinleyicimiz. Meslerini hiç çıkarmıyor diyor, yatarken de diyor çıkarmıyor ayağından diyor. Bunun müddeti nedir meslin? 24 saat. Seferde 72 saat. Sabahleyin kalkınca ve yatmadan önce ayaklarını yıkatarak bir abdest aldırsınlar. Ertesi gün yatana kadar devam eder o. Yatana kadar devam eder. Ertesi gün yatana kadar derken, şimdi bugün sabah aldırdık, giydi. Tabii ertesi gün yatana kadar deyince orada başlamıyor onun müddeti. Bazı dinleyicilerimiz aynı şekilde hemen yanlış anlayacaklar, evet, eksik anlayacaklar da siz tasih etmek istedim. Çünkü başımıza çok geliyor, sonra telefon açacaklar. Abdesti aldı. Bu sabah aldı. Aldı. Sabah namazında mı aldı? Sabah namazında aldı. Tamam. Giydi meslini. Meslin müddeti ne zaman başlayacak? Mesela abdestin bozacak bir şey olmadı. Sabah aldı o abdeste. Öğle yıkıldı. Ondan sonra ikindiye doğru abdesti bozuldu. Girdi, yeniden abdest aldı. Meslin üzerine mes verdi. Orada başladı müddeti.
Mesle abdesti aldı artık. Nereye kadar? Ertesi gün öğle sonuna kadar devam eder bu. O saate kadar? O saate kadar devam eder. Mesela yatmadan önce ayağını yıkayarak almış olsa mesle yaptı. Ayağı üşüyordur mesela. Yattı. Sabahleyin kalktı. Çünkü abdesti yattı. Sabahleyin kalktı. Abdest alırken bozuldu zaten, abdest alacak. Mesle üzerine mesle verdi. Sabahleyin başladı onun müddeti. Sabahleyin başladı. Orada başladı. Mesle üzerine mesle verdi çünkü. Mesle üzerine mesle verdikten itibaren müddeti başlayacak. Ertesi gün sabah namazı vaktine kadar da onun müddeti devam edebilir. Maliki mezhebini taklit ederse Maliki mezhebinde gusül abdesti icap edene kadar çıkarmayabiliyor. Süresiz yani. Yani o zaman bunların öyle bir problemi var galiba. Yani çıkarmak istemiyor kadın. Gusülde, zor geliyormuş. Yani ilk hemen gusül abdesti alırken Maliki'ye niyet ettirsinler. Ondan sonra abdest alırken de öyle niyet etsin. Namazda da Maliki'ye niyet ettirsin. Ondan sonra çıkarmasın mescidi. Deriden olacak ama mescidi. Evet, yani bu o zaman bu dinleyicimiz, yani 78 yaşındaki kadın gusül abdesti gerektirecek halde kolay kolay olmaz. Ömür boyu aynı şey. Yani hiç çıkarması olur yani. Ayağı terlerce çok berbat olur, hasta olur. Tabii işte arasında havalandırmak lazım. Havalandırmak gerekiyor. Ama 24 saat Hanefi mezhebinde. Evet, 24 saat. Evet, bunun bilinmesi lazım. Bunu da soruyordu dinleyicimiz. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Vermiş olduğunuz bilgilerden. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız. İslam ve toplum.